Avrupa'da bir dinleme krizi, Rusya ile etkisi, Almanya ile karşı karşıya gelinmesi, eninde sonunda üst düzey Alman askeri yetkililer, Ukrayna'ya gönderilen silahlar, Kiev'in Kırım üzerindeki bir köprüyü vurma ihtimali, tüm bunları görüştüğü bir toplantının ses kaydının sızdırılması. Ne olacak acaba? Bu mesele nereye uzanacak? Dünya medyasının bugün ilgi gösterdiği konulardan bir başkası. Rusya-Alman askeri yetkililerin Taurus füzelerinin Ukrayna'ya verilmesini ele aldıkları toplantının ses kaydını yayınladı. Üst düzey 4 Alman subayının kaydında Ukraynalı pilotların eğitiminin yanı sıra füzelerin olası hedefleri de masaya yatırılıyor. Buna göre Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü ve mühimmat depoları öne çıkan hedefler arasında. Kayıtların ortaya çıkmasının ardından iki ülke arasında dinleme skandalı patlak verdi. Almanya Federal Meclis İstihbarat Kontrol Komitesi bunun Rusya'nın casusluk faaliyetini kanıtladığını söyledi. Rusya'nın elinde başka kayıtlar da olabilir dedi. Dass Putin das nicht gelingt, dass wir geschlossen. Bu olayın sızıntıdan daha fazlası olduğu açıktır. Yaşananlar Putin'in yürüttüğü enformasyon savaşının bir parçasıdır. Bu konuda hiç şüphe yok. Berlin yönetimi ise olayın soruşturulacağını duyurdu. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, skandalı hibrit bir saldırı olarak nitelendirdi. Yaşananlardan Rus lider Putin'i sorumlu tuttu. Krizin ardından Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya'nın eski Cumhurbaşkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev de skandala kayıtsız kalmadı. Medvedev, asırlardır rakibimiz olan Almanlar dedi. Yeniden ezeli düşmanlarımıza dönüştüler. Medvedev daha da ileri gitti. Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor da dedi.